21. yüzyılda Kürt dili ve edebiyatı konulu konferansa çok sayıda yazar, şair ve akademisyen katılıyor. Akademisyenler ilk kez düzenlenen konferansın demokratikleşmede önemli bir adım olduğunu düşünüyor. Demokratik açılım süreci Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok alana hareketlilik getirdi. Önce bölgede yatırımlar artırıldı, ardından Kürt diliyle ilgili çalışmalar yapıldı. TRT 6'nın açılması, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Yaşayan Diller Enstitüsü kurulması atılan adımlardan. Şimdi de Kürt dilinde önemli bir yere sahip çok sayıda yazar, şair ve akademisyen Hakkari'de ilk kez düzenlenen konferansta buluştu. 21. yüzyılda Kürt Dili ve Edebiyatı Konferansı'nda sunumların büyük bölümü Kürtçe yapılıyor. Akademisyenler konferansın demokratik açılım sürecinde çok önemli bir gelişme olduğu görüşünde. Türkiye tarihine baktığımız zaman geçmiş zamanlara çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık o eski Kürtleri red ve inkar üzere kurulmuş olan siyasetin son bulduğunu gösteriyor. Bunu yapmamızdaki temel amacımız Kürt dilinin, Kürt edebiyatının 21. yüzyılda ulaştığı merhaleyi, seviyeyi hem topluma hem insanlara göstermek. Konferansın bazı bölümlerinde Kürt halk ozanları konser veriyor.